Okul öncesini 5 yaş altı ve 5 yaş üstü diye gruplandırırsak, öncelikle 5 yaş altındaki çocukların aşılarını ele alalım. 5 yaş altındaki bir çocuk doğduğu zaman hepatit B'nin birincisi, birinci ayda hepatit B'nin ikincisi ve 6. ayda da sonuncusunu almış olmalı. Difteri, bombaca, tetanos, çocuk felci, menenjit, karma aşıları 2., 4., 6. ve 18. aylarda tamamlanmış olmalı. Pnömokok dediğimiz zatürre aşısı yine 2, 4, 6 ve 12. ayda yapılmış olmalı. Kızamık, kızamıkçık, kaba kulak aşısı ve su çiçeği canlı aşıları 1. yaşta verilmeli. Ve hepatit A aşıları da 6 ay arayla 2 yaş, 2,5 yaş ya da 18 ay, 2 yaş arasında yapılmış olmalı. 5 yaş üstü çocukların eğer primer aşıları 5 yaş altındaki yapılması gereken tüm aşıları tamamlanmışsa, o zaman 4-6 yaş, ortalama 5 yaş civarında 3 tane aşımız var. Bu 5. difteri, boğmaca, tetanos, çocuk felci aşısı, su çiçeğinin ve kızamık, kızamıkçık, kaba kulağında 2. doz aşılarıdır. Yalnız son zamanlarda ülkemize yeni giren bir aşıdan bahsetmek istiyorum. Meningokoksik menenjit aşısı adını verdiğimiz bir aşı. Bu aşıyı 5 yaş üstündeki çocuklara da yapabiliriz, 5 yaş altı çocuklara da yapabiliriz. 9 ayını dolduran her çocuğa 9 aydan itibaren 2 doz, 1 yaşından itibaren tek doz bu aşı uygulanabilir. Bu aşının da zaman içinde sanırım ulusal aşı programına alınması düşünülmektedir.